Değerli hemşehrilerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Orucunuz mübarek olsun. Biraz aceleye geldi bugün ve hava da soğuk inşallah. Allah nasip ederse 31'inden sonra buraya teşekküre geleceğiz sizlere. Öyle anlaşılıyor ama bunu bayram sonuna bırakalım da inşallah hep beraber tekrar bir sofrada buluşalım. İnşallah. İki bayram birden kutlayalım. Değerli hemşehrilerim, 5 yıldır bizler de hizmet ediyoruz. Elimizden geldiği kadar farklı bir belediyecilik yaptık. Ve vatandaşımız bunun karşılığını verdi. Betonu plastiğe değil yeşile yatırım yaptık. Kalkıp proje yapıyoruz diye çöp projelere para ayırmak yerine vatandaşımızın asli ihtiyacı neyse ona yatırım yaptık. Onlar yerin altına yapılan yatırımlar görmüyor diyor ama Çamlıdere'den Elma Dağı suyu getirmek bize nasip oldu. Zaman zaman Hasan Oğlan'dan şikayetler geliyordu. Suyun damlası yok diye. Allah'a çok şükür bunu çözdük. Sadece bu olsa gene iyi. Polatlı'ya Çamlıdere'den su getirdik. Maliyeti 2,5 milyar lira. Siz vatandaş susuzluktan kıvranırken proje yapıyorum diye çok projelere para ayırırsanız bunun adı asla ve asla belediyecilik değildir. Yine ben destek oluyorum diye sadece kendinizden bir sürü partiliniz böyle bazı iş adamlarınız zengin olurken fakir kalan halka götürüp paket dağıtıp sen gösteri gösteri fotoğraf çekip sen de bununla yetin der gibi bir politika belediyecilik uygularsanız bunun adı belediyecilik değildir. 5 yıldır Ankara'da herkes sosyal belediyeciliğin ne olduğunu anladı. Başkent kartı attık. Başkent kartı vasıtasıyla Ankara'daki 200 bin aileye doğalgaz, 200 bin aileye düzenli şekilde et parası, kırtasiye parası, nakit destek, her şey her türlü yardımı yaparak onların da çocuklarının yaşıtları gibi eşit şartlarda okuması için, sınavlara girmesi için çalıştık. Hiçbiri kendisini mahzun bırakmasın, hiçbir şeyden mahrum bırakmasın diye çalıştık. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecek. Bizi projesizlikle suçlayanlar şimdi bizim projelerimizi taklit edip ben de bir fazla vereceğim demeye başladılar. Ama kendisi aynı zamanda Keçiören Belediye Başkanı. Ne bir emekliye bir kuruş vermişliği var. Biz 200 bin aileye destek olurken, et verirken ben but dağıtıyorum diye ortaya çıktı. Şubat'ta 2 kişiye, Kasım'da 11 kişiye vermiş. Ben Keçiören'de 50 bin aileye destek oluyorum. Düşünün artık aradaki bakış farkını. Çünkü çöp projelere para ayırdılar. Çöp projelere para ayırdılar. Değerli hemşehrilerim, biz belediyecilik yaparken bir zihniyet değişimi gerçekleştirdik. Nasıl zihniyet değişimi gerçekleştirdik? Kararları ortak akılları alıyoruz. İhalelerimizi canlı yayınlıyoruz ki Türkiye'de herkes bu şekilde davransın diye. Hesap veriyoruz. Bütün harcamalarımız web sayfasından görünüyor. Mal beyanımızı açıklıyoruz. Çekinmiyoruz. 1999'dan beri, Beypazarı Belediye Başkanlığından beri benim bütün hesaplarımı inceleyebilirsiniz diye iddialı şekilde konuşuyoruz. Ben de diyorum ki ben mal beyanımı açıkladım. Ve bütün belediye başkanlarının açıklamasını da istedim. Ve sonuç itibariyle rakibin mal beyanının sadece bir kısmını açıklamış. Ortaya çıktı. Neyi saklıyor, neyi kaçırıyor bilmiyorum. Değerli hemşehrilerim, net olmak lazım, dürüst olmak lazım. Artık çamur üstüne çamur atacağız diye uğraşıyorlar. Suçluluk psikolojisi içine girdiler. Bakın, nereye gidersem gideyim insanlar işsizlikten bahsediyorlar. Her gittiğin toplantıda onlarca çocuğuna iş arayan ailenin notu var. Bırakın, ben diyor Keçiören Belediye Başkanı olduktan sonra zengin olmadım diyor. Ailesi dahi, kız kardeşi dahi mal beyanın tümünü açıklamadı diyor. Ve görüyoruz ki bu kadar insan işsizken, bu kadar da serveti varken Allah daha ziyadesin gözümüz yok. Ben soruyorum kendisine. 2 çocuğunuz devlet dairesine memur olurken KPSS sınavına girdiler mi? Kaç puan aldılar? Sizinki evlat buradakileri nedir? Buradakiler ailelerin işsizlikleri nedir?
Çok mu ihtiyacı vardı çocuklarınızın? İki benzinlikte onların üstüne yapsaydınız. Değerli hemşehrilerim, söz verdiler mülakatı kaldıracağız diye. Mülakat falan kalkmıyor. Böyle torpilli insanlar işe giriyor. Tekrar soruyorum, siz Keçiören Belediye Başkanı olmasaydınız, çocuklarınız KPSS sınava girebilecekler miydi? Bu kadar iyiyiz, ben de şöyle diyorum. Bu kul hakkıdır. Bırakın servetinizin nereden gelip gelmediğini. Bırakın saklayıp saklamadığını da. Siz bu kadar işsiz varken kendi çocuklarını eğer KPSS'siz bir şekilde memur yaptıysanız bu kul hakkını da ödeyemezsiniz. Ve kalkıp ondan sonra şeffaf olmadan ben Ankara'yı yöneteceğim diyorsunuz. Yönetemezsiniz. Ve Ankara halkı bunun cevabını sandıkta verecek. Ankara halkı Mansur Yavaş belediyeciliğini sevdi. Ankara halkı bunu sandıkta onaylayacak. Ve inşallah bu şekilde şeffaf davranmayanlar da siyaset sahnesinden yok olup gidecekler. Değerli hemşehrilerim, bir ihtiyacımız da şu. Malum belediye meclisindeki çoğunluk meselesi. Sağ olun, geçen seçim başkanımı gönderdiniz. Belediye meclis üyeleri de geldi. Ama ben bir oy başa gitmesini istiyorum. Belediye meclis üyelerimizin tamamını istiyorum. Onun için bana oy verecek herkesin Adem başkanıma da oy vermesini istiyorum. Evet. Daha yüksek oylar ve inşallah el ele vereceğiz. El ele vereceğiz. Ankara'yı kalkındıracağız. Nasıl kırsal kalkınma destekleriyle bütün çiftçilere destek oluyorsak, onların daha fazla para kazanması için çalışıyorsak, inşallah Ankara'nın temelini böyle uzakmış, yakınmış bakmadan inşallah tamamını ayağa kaldıracağız. Değerli hemşehrilerim, duymuşsunuzdur. PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırıyorlar. Hepsini lanetliyoruz. Peki bunlarla kim uğraşacak? Dışişleri Bakanımız. Nerede? Buradaki adaylarına o istemekte. Bence derhal Belçika'ya gidin. O teröristleri ne yapıyorsanız yapın. Türkleri saldırmanızın önüne geçin. Bir diğer bakan bugün açıklama yapmış. Rakibime o istemek için 3 tane Cumhuriyet Halk Partili belediyenin sigorta borcunu açıklamış. Sayın Bakan, dürüstseniz 30 büyükşehirin 30'unun da sigorta borçlarını açıklayın. Evet. Adil olacaksınız. Adil olmak zorundasınız. Biz nasıl alacağımızı da borcumuzu da açıklıyorsak siz de bu konularda açıklama yaparken taraftar olamayacaksınız. Bakın biz buraya bu seçimde kullanmak üzere geldim. Kiralık araçla geldim. Kaç kez geldim Ayıl Elmadağ başkanım? En az 10'a yakın defa geldim. Eskiden bir büyükşehir belediye başkanı oy alır bir daha uğramazdı. Her gelişimde buraya bir minibüs, bir şoför, bir korumayla geldim. Ne sokar araçlar, ne konvoylar yoktu. Evet, dolayısıyla artık bu anlayışı çöpe koymanın zamanı geldi. Ankara'nın birçok ilçesinde seçim alıyoruz. Allah nasip ederse rekor oyla da seçiliyoruz. Ve bundan sonra Sayın Başkanımın kentsel dönüşümle ilgili devraldığı binaların tamamını da yapmak dahil Elmadağ'da yarım kalan müteahhidin hükümetin çıkarttığı kararname nedeniyle müteahhitlerin yarım bıraktığı işleri de tamamlamak dahil Allah nasip ederse hepsini yapacağız. Dediğim gibi kimse kendini uzak Ankara'ya uzakta hissetmeyecek. Bu kardeşiniz inşallah başkanımla el ele vermek suretiyle şimdiki dönemden çok daha fazla hizmet edeceğiz diyor. Artık mecliste de inşallah çoğunluğu sağlayarak, önümüzdeki engelleri tamamen kaldırarak, benim son dönemim, değerli hemşehrilerim, bu ikinci ve son dönemimde inşallah başkanımla el ele vererek, son 5 yılımı sizlere doya doya hizmet ederek geçirmek istiyorum. Adımın da bu şekilde anılmasını istiyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı atıl birinde kuvvetli bir müjde istiyorum Elmadağ'dan. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Önceki dönem Ankara İl Başkanımız, öz evladınız bu toprakların Sayın Faruk Köylüoğlu'nu
Hasan oğlanımızı temsil edecek belediye meclisimiz adaylarımızı da buraya davet ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Elma Dağlı Hemşerilerini, Hasan Oğlanlı Hemşerilerini, Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın, gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyor. Allah'a emanet olun sevgili Hasan Oğlanlılar. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.